Cenab-ı Rabbül Alemin o mektup ile hata yapanları cezalandıracağını beyan ediyor. Diyor ki bak mesela Araf suresinde, onlar için cehennemden alevli bir yatak ve üzerlerini örten ateşten bir yorgan vardır. İşte zalimleri biz böyle cezalandıracağız. Yakışıyor mu canım diyor Kur'an-ı Kerim'in belagatına, üslubuna böyle bir tarzda diyor tehdit. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, geceniz mübarek olsun inşallah. Rabbim yazın bu fitnelerinden, şerlerinden, tehlikelerinden, günahlarından muhafaza etsin hepimiz inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin'in affına, mağfiretine sığınıyoruz hatalarımızdan, günahlarımızdan. İnşallah Cenab-ı Allah alemi İslam'ı, şöyle İslamiyet'i yaşayan, dinini, diyanetini kemalatlı bir şekilde hayatının içerisine alan insanlardan eylesin. Yoksa İslamiyet'ten uzaklaştıkça, İslamiyet insanlardan fersah fersah ayrıldıkça insanların başına musibetler, sıkıntılar, belalar sel gibi akarak gelmeye devam ediyor. Onun için bizim hayatımızın içerisinde İslamiyet'in olması gerekiyor. Tabii insan hata yapıyor. Hata yapmasının neticesinde de Cenab-ı Rabbül Alemin ceza ile tehdit ediyor. Tabii cezalar da hatanın keyfiyeti nispetindedir. Yani hata ne kadar kaliteliyse, hata ne kadar ağırsa, hata ne kadar büyükse ona göre de ceza sert gelir. Cezai müeyyide artar. Onun için ceza insanlar tarafından hak edilen bir şeydir. Fakat hak ettikleri zamanda cezayı uygulama safhasına gelindiğinde bundan da hep şikayet ederler. Yine Bediüzzaman Hazretlerine burada 13. lemada bu kadar ceza uygun mudur? Bu ceza münasip midir diye bir soru soruyorlar. İnşallah bakalım şuradan okuyup faydalanmaya, istifade etmeye çalışalım. Sual: Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşid ediyor. Ve onun cüzi bir hareketi için, kişinin yaptığı cüzi bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor, şikayet ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalete süluk ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sailerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüzi hareketini değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak ve sahibi zişanının zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Şimdi burayı tekrar edip bir parça daha üzerinden geçelim inşallah. Güzel manalar var içerisinde. Diyor ki bak, sual: Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline
ve istikametine münasip düşmüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim belagatta had safhada. Cenab-ı Rabbül Alemin'in kelamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müthiş bir en büyük mucizesidir. Harika bir mucizesi. Kur'an-ı Kerim donanımlı bir mucizedir. Ona ayrıca bir ders yapalım inşallah. Her tarafıyla mucizedir Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin o mektup ile hata yapanları cezalandıracağını beyan ediyor. Diyor ki bak mesela Araf suresinde onlar için cehennemden alevli bir yatak ve üzerlerini örten ateşten bir yorgan vardır. İşte zalimleri biz böyle cezalandıracağız. Şimdi adam yiyeceği naneyi yiyor. Kur'an'dan da tehdidi duyunca su kaynatmaya başlıyor. Yakışıyor mu canım diyor Kur'an-ı Kerim'in belagatına, üslubuna böyle bir tarzda diyor tehdit. Bak şimdi farklı bir yer, oraya da girelim inşallah bak. Zekatını vermedikleri altın ve gümüşler o gün ateşte kızdırılacak, alınları, sırtları, böğürleri bunlarla dağılanacak. Bunlar kendiniz için yığıp biriktirdiklerinizdendir. Yığıp biriktirdiklerinizi tadın denilecek Tevbe suresinde. Adam şimdi malı var, zekatı da vermemiş, azalır hesabıyla ki Cenab-ı Allah artar zekat mal verdikçe, zekat verdikçe mal artar diyor. Nefsinin hoşuna gitmemiş, vermemiş. Şimdi Tevbe suresindeki bu tehdidatı da duyunca yakışıyor mu ya Kur'an-ı Kerim'e böyle diyor tabirler, böyle diyor teviller, böyle diyor tehditler işine gelmediği için. Allah Allah. Bak dünya bozgununun ardından cehennem vardır. Orada irinli sudan içirilir. Bak bu da İbrahim suresi 16. ayet. Şimdi dünya bozgunculuğunun arkasından cehennem vardır. Orada irinli su içilir. Adam şimdi nefsine uyuyor. Kendine muhafaza, muhakeme edemiyor. Kendini kontrol altına alamıyor. Bozgunculuğu her türlü çıkartıyor. Yiymiş, yapacağını yapmış. Arkasından da ne yapıyor? Bak tehdidatı duyunca itiraz ediyor. Orada onlara zorla nefes almak vardır. Şimdi adam nefes alamayacağını da duyunca tamamen kızıyor. Şimdi mesela burada diyor ki bak çok şiddetli tehdidatın aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o letafete bakıp içinden de dehşetli bir şekilde bu azap tehditleri gelince dayanamıyor. Şimdi bakın mesela bir insan vardır. Çok mülayim, sakin, geçim ehli bir insan. Bu insanda Cenab-ı Rabbül Alemin o cemil, latif isimleri tecelli ediyor olabilir. Ama arkasında celali isimler de var. Celali isimler bu insan kızdırıldığı zaman devreye girer. Hiç beklemediğin hareketi yapar. Bakın hani en sakin insanlar, bakın en sakin insanlar hayatlarını sakin bir şekilde sürdürürken onların bir meselede şiddetle kızdığını görürsünüz. Allah Allah dersin, bu adam ne oldu ya? Ne oldu bu adama? Ya bu böyle değildi. Hiç anlayamaz ve inanamazsınız. Onlar daha çok kızarlar. Neden biliyor musunuz? Onlar celali isimlerini hep baskılamışlardır. Baskılamışlardır ama ilk fırsatta artık baskılanmış bir esma-i ilahi çıkmak isteyecektir. Ve bu insan da latifelerine ve duygularına hakim olamaz ve o isim çıkar. Bir bakarsın adam kızgınlaşmış, sinirleşmiş, dağıtmıştır ortalığı. Mesela kedide de değil mi? Celmali ve Celali isim var. Sevimli mahluk, okşuyorsun ama kızdırdığın zaman şak diye pençeler çıkıyor şimdi. Bak arkada Celali isimler de var. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin affedendir, bağışlayandır, mağfiret edendir, amenna ve saddakna, cemildir, çok güzel ama bak kardeşim bunun müntakim ismi de var, cebbar ismi de var, intikam alan, zorla yaptıran. Demek celali isimleri var Cenab-ı Rabbül Alemin'in. Onun için Cenab-ı Allah yeryüzünde insanlarda ve hayvanlarda bu celali isimleri de gösterir. Benim celali isimlerim de var. Cezayı hak ettiğiniz zaman
anında bu isimlerim devreye girer diye dünyadaki yaptıklarım, gösterdiklerim yapacağımın ve size ceza göstereceğimin delilleridir sırrınca insanları bu şekilde de uyarır, tehdit eder. Onun için Kur'an tamam çok güzel, latif, Allah'ın kelamı ama altında da celali bir tablo yatıyor Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü insan cezayı kendisi hak eder ve hak ettiği cezayı da Cenab-ı Rabbül Alemin uygular. Tövbeyi istiğfar edip geri dönmezse. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor. Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı nedir? Şimdi kişi işlediği hatayı küçük görürse o ceza büyük olarak karşısına çıktığı zaman anlayıp idrak edemez. Bakın işlediğiniz suçu küçük görmeyin. Emrini çiğnediğiniz zatın büyüklüğüne bakın. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Mesela askeriyedesiniz, ersiniz. Oranın Tugay komutanı da Tuğgeneral Paşa demiş ki asla yerlere çöp atmayın, en hassas noktan budur. Emir vermiş, talimat vermiş, bir kanun koymuş, bir beyanatta bulunmuş. Sen er olarak o paşanın gözünün önünde çöp bidonu dururken yere çöp atarsan bu paşa seni cezalandırır. Hem de askeri mahkemeye gönderir. Ya ne olacak ya? Küçücük bir peçete parçasını altı üstü yere attım. Nedir bu askeri mahkeme? Adam idrak edemiyor. Hatasını küçük görüyor. Aslında hata çok büyük. Neden? Emrini çiğnediği zatın makamı büyük. Onu fark edemiyor. Ya onu fark edemiyor. Şimdi Cenab-ı Rabbül Alemin kainatı yaratmış olan esas sultan o. Bir şeyler emretmiş. Talimatlar vermiş. Şimdi Cenab-ı Rabbül Alemin'in emrini kırmak bir paşanın emrini kırmaya çok benzemez yani bakın. Onun için işlediğiniz suçu küçük göreceğimize emrini kırdığımız zatın makamına ve büyüklüğüne bakmak gerekiyor. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin bakın tehdit ediyor, cezalandırırım diyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Bunu hafızamızın bir kenarına yazacağız. Bu işi işlediğim zaman tövbe-i istiğfar ile çabuk temizlenmezsem bu işin bir de cezası var. Onun için yarın ceza ile karşılaştığımızda itiraz etmeye gerek yok. Çünkü ceza hak edilen bir şeydir. Ceza kişinin hak ettiği bir şeydir. Onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytana uyanlar dalalete süluk ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapıyorlar. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar az bir fiil ile çok mahlukatın hukukuna tecavüz ediyorlar. Bak fiil küçük ama hukuka tecavüzde büyük bir suç işlemek var. Ya ne olmuş küçük bir fiil işlemişsen? Olur mu ya? Mesela bakın zirai ilaçlama dönemlerinde il tarım müdürlüğü veya ilçe tarım müdürlüğü ilanat yapar. Ekinlerinizi, arazinizi akşama yakın ilaçlayın. Gece geçsin üstünden. Neden? Çünkü arılar piyasaya dağılmış bal toplamak için emri ilahi yerine getirme vazifesiyle vazifedarlar. Gündüz arı taifesi sahada geziniyor. Sen şimdi o emri dinlemeyip gündüz vakti sabahtan bir ilaçlama yaparsan kovandan çıkan arı sürüsü o zehirden etkilenip akşama kadar telef olacak. Şimdi arı sürüsünün telef olmasıyla bu insana bir cezai müeyyide uygulanıyor. Ya ne var ya, şurada 500 metrekarelik bir arazim vardı. Gündüz vakti 10 dakika ilaçlayıverdim. Niye bu kadar üzerime geliyorsunuz? Bakın yaptığı fiiliyatı küçük görüyor. Ama fatura çok büyük aslında. Neden biliyor musunuz? Bugün arı taifesini piyasadan kaldırsak dünyanın 4 senelik bir ömrü oluyor. 4. 5. seneye geçemiyor dünya. Allah Allah ya.
Üstad Hazretleri ne güzel anlamış değil mi? Zehirli bir sinekten balı yediren, elsiz bir böcekten ipeyi giydiren, zehirli bir sinekle balı yediriyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Bu ayrı bir mesele. Onun için sure bile yazmış Cenab-ı Allah, kure bile göndermiş ama şimdi küçük bir fiiliyat, küçük bir emre itaatsizlik dünyanın ömrünü bitiriyor ya. Ya Allah aşkına şuna bak. Hani fiildeki küçüklüğe bak, neticedeki büyüklüğe bak. Sen arı taifesini komple yok edersen, yok olmasına vesile olursan dünyanın ömrünü de yok etmiş oluyorsun. Allah muhafaza etsin ya. Onun için küçük görmeyeceğiz hatalarımızı. Bu hatanın faturası nasıl bize geri döner ona iyi bakacağız. Bak çıkıyor adam, insanların aklını bulandıracak bir kelam ediyor. Gerek sosyal mecradan gerek TV kanallarından kaç tane Müslümanın aklı zehirleniyor. Küçük bir kelam. Bir dakikalık bile konuşma değil. Ne olmuş yani bunu yaptıysa? Değil. Verdiği tahribata bak. O faturanın bize ne şekilde olumsuz vaziyette geri döndüğüne dikkat etmek gerekiyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahfına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Şimdi kocaman kroz tonluk yük gemisi. Okyanuslar yara yara gidiyor. Bu geminin ayakta kalıp yolculuk yapabilmesi için yüzlerce personelin çalışmasına ihtiyaç var. Ama dümenci neferi kayalıklara doğru gemiyi ne yapmış bak? Çevirivermiş. Küçük bir hareket. Parmağın ucuyla o dümeni çevirmiş. Kayalıklara çarpıp gemi batıyor. Bak küçük bir hareket veya küçük bir ihmal koca bir geminin batmasına ve diğer varlıkların çalışmasının meyvelerini görmemesine sebebiyet veriyor. Ne kadar tehlikeli bir şey. İşte insan da kulluk vazifesini, ibadeti, namazı yerine getirmediği zaman arkasında öyle bir derin boşluk oluyor. Dünya manasında yaratılmış mahlukların tesbihatı manasında öyle bir derin yaralar açılıyor ki akıllar ziyanda kalır yani bakın. Evet, iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı o asiden o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim bir şikayet edip dehşetli tehdit ediyor. Sakın hata yapma diyor. Sakın. Ben sana bütün gemi personeli çalışanı olarak bunu söylüyorum. Sakın hata yapma. Senin hata yapma şansın yok. Tehdit ediyor. Şimdi kaptan beni tehdit etti. Ya ne gerek var bunu demeye? Onun tehdidinin altında bir uyarı, bir ikaz var. Cenab-ı Rabbül Alemin de bizi tehdit ediyor. O tehdidin altında bir uyarı, bir ikaz var. Dikkat edin diyor. İnsan kelime-i nisyan kökeninden türediği için unutandır, unutkandır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli demiş, din nasihattır, din nasihattır, din nasihattır. Ya. Ve onun o cizzi hareketini değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Raiyetinin, o gemi çalışanlarının hakkını, hukukunu ondan almak için o dümenci neferini, dümeni çeviren o çalışanı cezalandırır, tehdit eder. Tehdit ediyor. Vazifeni yapman gerekiyor. Senin üstünde bir sorumluluk var. Ve bu sorumluluğu yerine getirmen gerekiyor. Getirmediğin zaman başka yerden farklı açılardan açıklık veriyor. Mesela dedik ya az önce Tevbe suresindeki zekatını vermeyenlere bir tehdidat var. Şimdi zekat ihtiyaç sahiplerinin sende emaneten bulunduğu bir hukukudur, hakkıdır. Eğer zekat düşen bir malın varsa o zekat düşen kısmı sana ait değildir. İnsan burayı karıştırıyor. Sen tevziat memurusun, dağıtmak memurusun. Cenab-ı Allah sana vermiş, senin elinle başkalarını sebeplendirmek istiyor. Şimdi sen sana geleni gasp edip zekat kısmını Cenab-ı Allah'ın emrini çiğneyerek dağıtmazsan, vermezsen o ihtiyaç sahiplerinin alacağı sende kalıyor.
ve onların hukukunu çiğnemiş oluyorsun. Üstad Hazreti ne güzel söylemiş. Zenginler diyor, zekatının zekatını verse yeryüzünde fakir kalmaz. Bak zekatının zekatını. Malının 1/40'ını verse yeryüzünde fakir kalmaz diyor. Ne oldu bak şimdi? Hırs sebebi hasarettir. Zarar vermeye sebeptir. Mal hırsı yüzünden zekatı vermeyince yeryüzünde açlık müessesesi, ihtiyaç müessesesi çalışmaya devam ediyor. Halbuki emre itaat olunsa, o emir yerine getirilirse orada o açık oluşmayacak. Ne oldu bak? Şimdi Cenab-ı Allah burada zekat vermeyenleri, onları kızdırıp böğürlerinize, alnınıza basacağım diye tehdit ederken haklı mıymış? Niye haklıymış? Raiyetinin hukukundan dolayı, o hukuka tecavüz ettiğinden dolayı Cenab-ı Rabbül Alemin onların namına seni tehdit ediyor. Tehdidi duyunca da yahu yakışıyor mu Kur'an-ı Kerim'in üslubuna bu tehdit demeye başlıyor. Onun için bak ne diyor? Ve onun o cüz'i hareketini değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak ve sahibi zişanın zatına da değil bak, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli cezaya çarpar. Cenab-ı Allah burada Tövbe suresinde tehdit ederken raiyetin kullarının hukuku namına seni tehdit ediyor. Çünkü o onların diyor, senin değil. Öyle de Sultan-ı Ezel ve Ebed dahi küre-i arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dalalet ölen hizb-ü şeytanın zahiren cüz'i hatiatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın vazife-i âliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat etmek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır ve mutabık-ı muktezai haldir ki belagatın tarifidir ve esasıdır ve israf-ı kelam olan mübaladan münezzehtir. Son paragraf okurup bitiyorum. Malumdur ki böyle az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Malumdur ki böyle az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin, sağlam bir kaleye iltica etmeyen, o kaleye sığınmayan çok perişan olur. Neymiş o kale? İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir, kurtul. Yani Kur'an'ın emirlerine imtisal ettiğimiz müddetçe başımız derde asla ve kat'a girmeyecektir biiznillah. Rabbim Kur'an'a uyan, sünnet-i seniye çerçevesinde hareket eden, razı olduğu kullarından olmayı hepimize ihsan etsin inşallah.